Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomda sizlere sıfatlarla ilgili soru çözelim istedim. Sizler de hazırsanız hadi başlayalım. Yalnız bu videomda ben tek başımayım. Sevgili dostum yok dün geceden beri. Çok üzgünüm. Sizlere eğer onu görürseniz lütfen beni arayın ve onu tekrar eve getirelim. Evet, hazırsınız umarım. Başlıyoruz. Allah Allah, defterimin arasında neler var acaba böyle? Çok kalabalık. Hı? Hadi bir bakayım bakayım şurayı bir ayıklayayım iyisi. Evet. Aa, bakın bakın bakın. Hii, bu benim dostum cadının yazısı. Ne yazmış acaba? Aa bir not bırakmış. Ben de hiç ki görmemişim çocuklar. Hadi birlikte okuyalım. Ee, not diyor. Sen bu notu okurken yanında olamayacağım. Şımarık da o bahçede olmayacak. Çok zamanım yok. Kısaca anlatayım. Az önce pas parlak ay ve yıldızların altında uçuyordum ki aşağıda iki karaltı bizim bahçeye doğru hızlı hızlı gidiyordu. Eee Hemen bahçedeki çamın yanına inince şımarığı gördüm. Yanında üzgün iki kirpi vardı. Şımarık beni o kirpilerle tanıştırdı. Yavrularının hasta olduğunu söylediler. Şımarık benim cadı tıp okulunda dört yıl okuduğumu bildiği için bana baktı. Ben de yavru kirpinin nesi olduğunu sordum. Devam etmiş. Bir kirpi... Kirpilerden biri yani çok ateşli bir kirpicik dedi. Ne yediğini sorunca da en son yarım salatalık yedi dediler. Başında kim var dedim. Bütün arkadaşlarımız yanında, ikişer kişi yanında bekliyor. Sizden yardım istemek için geldik dediler. Yavru, yavru kirpi iyileşene kadar orada kalacağız. Şimdi gitmek zorundayız. Kalanı sonra anlatırım. E, hoşça kal demiş, cadı. Bir de altında bir ilginç yazı daha var. Çok aradım. Yazmak için başka kağıt bulamadım. Az daha bahçedeki lahana yaprağına yazacaktım. Peki cadıcığım? Evet, ilginç. Üzüldük yavru kirpi'nin hastalığına, değil mi çocuklar? Evet. Hemen hemen ben kirpiciğimi şey, e, cadımın notundan ilginç bölümleri alıp e, bir yere not edeceğim. Tekrar geleceğim karşınıza. Çocuklar ve birlikte o cümlelerdeki sıfatları bulacağız. Evet, yine karşınızdayım çocuklar. Evet, ben hazırlıklarımızı yaptım. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, evet, hızlıca. Ne yapalım? Şöyle. Evet, bakın, burada cadımın notundan aldığım cümleler var çocuklar. Birlikte o cümleleri inceleyelim sizinle ve hemen ne yapalım? Ee, sıfatları bulalım değil mi? Sen bu nota okurken yanında olamayacağım diyor çocuklar. Sıfatı bulurken önce ne yapıyorduk? Öncelikle ismi buluyorduk değil mi çocuklar? İsim olan sözcükleri bulalım. Bakın buradaki not. Not bir isim değil mi? İsim yani ad. Peki bundan önce gelen sözcüğe bakıyorduk. Burada bu kullanılmış değil mi? O zaman bu nedir? İşaret sıfatı. İşaret sıfatı. Fatı. Evet. Güzel. Hemen altındaki cümleye geçelim bakalım ne demiş. Şımarık da o bahçede olmayacak. Şımarığı hemen söyleyelim. Bu bizim bahçedeki küçük siyah kedi çocuklar. Şımarığımız o. Şımarık da o bahçede olmayacak. İsimlerin altlarını çiziyorum. Bahçe isim. Şımarık isim. İsimden önce gelmesi gerekiyor sıfatın. Ama şımarıktan önce herhangi bir sözcük olmadığı için şımarığı direkt geçiyorum. Bahçede sözcüğü isimdi. Buradaki o sözcüğü değil mi çocuklar? O sözcüğü işaret sıfatı. İşaret sıfatı. Geçtim bir sonraki cümleme. Diyor ki çok zamanım çok zamanım yok diyor çocuklar. Evet onu da başka bir renk kullanarak yapalım. Peki yine kırmızı kullanacağım. Çok zamanım yok diyor. Burada zaman sözcüğü isim. Burada çok sözcü çocuklar belirli bir miktar yani kesin net bir miktar belirtmediği için bu da nedir? Belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat. Peki bir sonraki cümlemize geçelim hemen. Diyor ki pas parlak ay ve yıldızların altında uçuyordum. Pas parlak ay ve yıldız. Hemen isimlerin altlarını çiziyorum yine isim, ay isim değil mi? Peki bu ay ve yıldızların özelliği neymiş? Pas parlak değil mi çocuklar? Pas parlağın altını çiziyorum. Burada e, parlağın çok parlak olduğunu ifade etmek için pekiştirme yapılmış. Pas söz şeyiyle, hecesiyle. O zaman buna biz ne diyoruz? Pekiştirme sıfatı. Pekiştirme sıfatı diyoruz. Peki devam edelim bir sonrakine. Bahçedeki beriki çamın yanına indim diyor çocuklar. Hemen isimlerin altlarını çiziyorum. Çam isim, bahçe isim. Bahçeden önce herhangi bir sözcük kullanılmadığı için bahçeyi hiç dikkate almıyorum. Çam sözcüğün öndeki sözcüğe bakıyorum. Beriki, değil mi? Öteki beriki. Bunlar da ne yapıyordu? İşaret sıfatıydı, değil mi çocuklar? İşaret sıfatı. Geçtik. Evet devam ediyoruz. Diyor ki üzgün iki kirpi vardı diyor çocuklar. Üzgün iki kirpi. Hemen ismin altını çiziyorum. İsim. Devam ediyorum. Üzgün iki kirpi vardı dedi. Bu isimdi. İsimden önce gelen bakın iki. Kaç tane varlığın kaç tane olduğunu söylemiş. O zaman bu nedir? Sayı sıfatı. Evet, üzgün. Nasıl iki kirpi? Üzgün iki kirpi. O zaman bu da nedir? Niteleme sıfatı, değil mi çocuklar? Niteleme sıfatı. Evet, devam ediyorum kirpiciğimin cümlelerine çocuklar. Kirpiciğimin cümlelerine devam ediyorum. Evet, hemen şöyle yaptıktan sonra devam edelim en son yarım salatalık yedi diye bir cümle var. Bakıyoruz şimdi orada çocuklar. Neyi buluyorduk? İsmi buluyorduk. Bulalım. Salatalık isim değil mi çocuklar? İsim. Peki ondan önceki gelen sözcüğe bakıyoruz. Bakın yarım diyor. Yarım. Ne ifade ediyor? Evet kesirdi değil mi çocuklar? Kesir sıfatı bu. Kesir, kesir sayı sıfatı. Evet. Peki bütün arkadaşlarımız yanında diye diğer bir cümlemiz var. Hemen ismin altını çiziyorum. Bakın isim, arkadaşlarımız isim. Peki bütün arkadaşlarımız derken, bakın arkadaşlarımız sözcüğü isimde isimden önce bütün var. Bütünün altını çiziyorum burada. Çocuklar kesin bir sayı yok. O zaman yine buradaki bütün sözcüğü de belgisiz sıfat, değil mi? Kesin bir sayı yok çünkü belgisiz sıfat. Peki devam edelim. Diyor ki ikişer kişi başında bekliyor. İkişer kişi başında bekliyor. Şimdi burada ne yapacağız? Yine ismi bulacağız. Kişi, isim. Evet. Peki ikişer demek. Bu da üleştirme. Üleştirmek demek. Çocuklar paylaştırmak anlamında. Üleştirme. Üleştirme. Sayı, sıfatı. Dedik. Peki kaç kişi başında bekliyor diye bir başka cümlemiz var. Kaç kişi başında bekliyor? Yine ne yapıyorduk çocuklar? İsmi buluyorduk değil mi? Kişi burada isim çocuklar, isim. Kaç kişi derken kişinin kaç tane kişinin yani sayısını kişinin sayısını soruyor. O zaman bu da soru sıfatı değil mi? Soru sıfatı. Peki geçtik. Hangi kirpi hasta diye sorulmuş? Bakın hangi kirpi hasta diye sorulmuş? İsmi buluyoruz. Bulalım. Kirpi isim. Değil mi? Hangi kirpi? Değil mi? Cevabı neydi? Yavru kirpiydi zaten. Ama burada zaten sıfat sorulduğu için yine buradaki hangi sözcüğü de soru sıfatı. Evet. Sevgili çocuklar, sevgili cadımın notuyla birlikte. Notundan yola çıkarak sizlerle sıfatları bulmayla ilgili bir etkinlik yapmış olduk. Evet umarım yavru kirpiciğimiz en kısa sürede iyileşir. Sevgili dostum canım da en en kısa sürede ne yapar e, derslerimize katılır diyelim çocuklar. Kendinize iyi bakın bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın.